Şimdi İsmail Kür'ün şüpheli ölümünü konuşuyoruz. İki evin tek oğlu biliyorsunuz. Evlilik hayalleri kurarken eve cesedi geldi. Aile perişan durumda ve oğullarının bir cinayete kurban gittiğini söylüyorlar. Şimdi evlilik hayali var Seher'le. Seher'le de işte aralarındaki ilişkiyi bilen tek kişi de Faruk. Hatta Seher bıçakladıktan sonra aradığı kişi de Faruk. Şimdi Faruk, zamanı iyi değerlendirmek için lütfen, senin de anlatacakların var biliyorum. Aileye de söyledim, kesmeyecekler. Ama soru cevap gitmek istiyorum. Arada da sen lütfen söyleyeceklerini söylersin. Faruk, beni duyuyor musun? Duymuyorsun galiba anladığım kadarıyla. Faruk bizi duymuyor. Peki sen Seher, şunu bize bir daha net söyler misin? Seni Selen de ormanlık alanına götürdüğünde aşağı yukarı takriben saat kaçtı İsmail seni götürdüğünde? Ya Seher'cim bak, çok 21 yaşındasın. Kaçtı, saat kaçtı? Abla saatin hani... Bir olabilir, 1.30 da olabilir. Evet, hani gidiyor. Tam olarak hani saat şu saat diyemem. Faruk'un sesi geliyor. Faruk, beni duyuyor musun? Duyuyor musun Faruk? Evet efendim, duyuyorum. Tamam. Şimdi senden şunu rica ediyorum. Senin de söyleyeceklerin var. Aileyi de uyardım. Ben seni dinlemek istiyorum. Ama şöyle, bu bir basın toplantısı şeklinde geçemez, takdir edersin ki. Şimdi zamanımız kısıtlı. Benim tabii de sana dolayısıyla soru cevap şeklinde gidersek rica ediyorum. Ben seni tabii ki dinlemek istiyorum. Onu da tanımam, seni de tanımam. Cevaplayayım. Öyle şöyle benim... gidelim. Didem Hanım, özür dilerim. Buyur. Didem Hanım, bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Lütfen bana soru sorulduktan sonra benim vereceğim cevaplar dinlenilsin. Sizden tabii. Rica ediyorum. Tabii ki. Yani kesiliyor. Çok özür dilerim. Yayın akışı bu şekilde sağlanıyor. Şimdi bir de teknik olarak şöyle bir şey var Faruk. Ben cevabı... Faruk, işte teknik olarak şöyle bir şey var. Evet, Trince ile yayın yaptığımız için aramızda bir gecikme oluyor böyle. Ben aileden de rica edeceğim. Teknik bir şey var çünkü. Bana şunu söyler misin? O gün Seher seni kaçta aradı? Onu almaya kaçta çıktın? Şimdi ben onu tam olarak hatırlayamıyorum kaçta aradığını, ama bir saniye, bir dakika bekleyin. Tamam. Ve aradığında sen ona bakarken şu soruyu da sorayım. Aradığında sana ne dedi? İlk ne söyledi? Hangi kelimeyi söyledi? Bir saniye. Hanımefendi, Didem Hanım, bir saniye. Tamam, bekliyorum. Hemen söyleyeceğim. Telefon kayıtlarına. Takriben, bak takriben. Yani telefon kayıtlarına bakmıyorum. Fotoğraf çektiğim saate bakıyorum. Ha. Takriben 15:40 veya 35 civarları. Çünkü şöyle söyleyeyim. Neden beni Seher aradıktan sonra Seher beni aradı, dedi ki Faruk abi, dedi, Allah aşkına kurtar beni, dedi. Ben de ne oldu kızım dedim. Ben Faruk abi, dedi, Allah aşkına, dedi, Kınık Parkı'ndan aşağı doğru sallanıyorum. Onundan aşağı doğru sallanıyorum, dedi. Beni gel buradan al Allah aşkına, dedi. Ben de kızım ne oldu Allah aşkına söyle dedim. Ben Faruk abi gel buraya, dedi. Ben de buradan canavliyle çıktım. Beyzinliğimden çıktım. O tarafa doğru yol aldım. Seher'i ilk etapta konuşmalarımıza rağmen, görüntülü aramasına rağmen bulamadım. İleride, bayağı bir ileride Çakallar diye bir mahalle vardır. Oraya gittim. Orada süt kamyonu yem boşaltıyormuş. Onun şoförüne sordum. Bu Kınık Parkı'nın altları ne tarafta oluyor diye. O da dedi ki bana, çok gelmişsin, geriye git. Ondan sonra tekrar Seher'le telefon görüşmesi yaptım. Dedim kızım, etrafında bir tabeladır, bir evdir, bir şey var mı? Faruk abi, dedi, şu an boş bir tarlanın içerisindeyim. Aşağı doğru, yönüm aşağı doğru geliyorum, dedim. En son bana bir tabela ismi söyledi, şimdi hatırlamıyorum. İlk önüme gelen bir tane koyun giden bir abi vardı. Ona dedim ki şu tabela nerede yazıyor, nerede, dedim. Hemen ileride, yakın, dedi. Ben hemen gittim Seher'i yol kenarında. Çok atıl, çok kötü bir vaziyette buldum. Bir dakika, bir dakika. Seher seni aradığında, görüntülü olarak aradığını söylediğinde. Şimdi bu fotoğrafların çektiğin fotoğraf çok önemli bir fotoğraf. İyi ki çekmişsin. Ama başka şeyler de keşke yapsaydın. Ama bence de iyi ki çekmişsin. Ama Seher seni böyle görüntülü aradığında, şurasında, göğsünde, her yeri kan içinde yani. Sormadın mı Seher? Niye her taraf böyle kan içinde? Ama Seher'in kendisini görmedim. Ha, görmedim. Didem Hanım, bir saniye. Ben Seher'in kendisini görmedim. Dedim kızım, etrafında ne var onu bana göster, dedim. Tarla, böyle bir... şey, hani ekilmiş biçilmiş tarla, şey dedim ya, yani bir şey belli olacak, bir şey bul dedim, bir ev bul, bir şey bul, evden yardım iste abi, hiçbir şey yok buralarda, dedi. Ondan sonra aldım, bakın anlatayım, aldım Seher'i gördüm zaten, şok oldum, dedim ne oldu sana böyle, dedim, İsmail'le kavga ettik, dedi. Nerede, dedim ben, ne oldu, hayırdır, dedim. Kim İsmail? Servisteki İsmail. Tamam, ne oldu, dedim ben. Ya, dedi, beni, dedi, zorla kaçırmaya çalıştı. Sonra işte bir şey daha dedi. Dedim ben, Allah aşkına Faruk abi, dedi. Dedim ya, jandarmaya haber verelim. Faruk abi, dedi, babam annem duymasın bu olayı, lütfen yalvarırım, dedi.
Ben o anda eşim aradı beni. Dedi ki neredesin dedi. Onun tabii hiçbir şeyden haberi yok. Dedim Sinan bizim serviste Seher var. Onun dedim başı çok büyük belaya girmiş. Üstü başı kan içerisinde. Ne diyorsun sen dedi. Neredesiniz siz dedi bilmem ne dedi. Ben de fotoğrafını çektim attım ona. Karını İlgi attın, eşini attın, sinema attın. Peki bir şey söyleyeceğim Faruk. Kaç yaşındasın Faruk? Kaç yaşındasın? 41 yaşındayım. 41 yaşındasın. 41 yaşındayım. Şimdi kızımıza göre daha tecrübeli, görmüş geçirmiş birisin. Üstü başı böyle kan olmuş. İsmail'i bıçakladığını sana söylemedi mi? Bıçakladığını, ben bıçak olduğunu, bıçağı burada, en son ben bıçak olduğunu şeyde duydum, karakolda oydu. Bana bıçakladığını falan söylemedi. Zaten Seher konuşamıyordu. Böyle çenesi titrer ya bir insan, hani üşüdüğü zaman böyle çenesi titrer. Aynı onun gibiydi, böyle çok kötü, eli ayağı titriyordu, çenesi titriyordu, çok kötü bir haldeydi. İsmail'in ölmek üzere olduğunu, İsmail'in ölmek üzere olduğunu sana söylemedi hayır, mi? Hayır. Bana söylemedi. Hatta buraya Beyzinli'ye geldik. Dedi ki Faruk abi dedi gidelim onu bulalım dedi. Beyzinli'ye gelmeden pardon özür dilerim. Beyzinli'ye gelmeden Faruk abi dedi onu da bulalım dedi. Kimsenin haberi olmadan bu konuyu kapatalım. Annem babam duyarsa beni döver dedi. Kızım İsmail nerede şu anda dedim ben. Kınık Parkı'nda dedi. Kınık'ta dedi. Ya bizim Kınık dediğimiz zaman bizim burada park var. Hani piknik alanı var. O piknik alanında diyerekten ben de elemanım olan bir elemanımı dedim ki peki Faruk abicim, bir şey söyleyeceğim. Sonuçta dedim, özür dilerim. Sen sonuçta üstü başı kan içinde olmuş bir genç kız görüyorsun karşında. Sonuçta bu kan kimin kanı olabilir? İsmail'in kanı olabilir. Neden izin vermemiş olsa işte, bile İsmail için neden ambulansı aramadın ya da jandarmayı sen neden haber vermedin? Ama bakın bir gelebileceğini haberimiz yok ki. Bir de olayın o esnada düşünemiyorsunuz İrem Hanım. Ya düşünemiyorsunuz çünkü kızın hali çok kötü. Perişan haldeydi. Ben ondan sonra elemanımı gönderdim oraya. Dedim araba neydi dedim ben beyaz bir arabaydı dedi Seher. Bir dakika. Ben de git dedim Kınık Parkı'nda beyaz araba var mı? Bir dakika lütfen. Senin yanındayken Seher Sinem'i aradı mı? Çünkü kayıtlarda böyle bir şey yok. Patrona doğru giderken aradı herhalde. Senin fotoğrafını neden çekti Faruk? Aradım tabii canım. Çekti bilmiyorum neden çekti. Sen bilmiyorum. Bize şöyle anlattın çünkü. Ben arabaya biner binmez ben yıldır gibi oldum. Arabaya biner binmez çekti. Fotoğrafımı çekti diyorsun. Evet. O, seni görür görmez fotoğrafını çekmiş. Evet. Değil mi? Evet, daha Sinem'i aramasını yani Sinem'i eşini daha aramamış. Senin yok, dediklerinden öyle anlıyorum. Evet, doğru evet, mu? Evet. Önce çekti fotoğrafı. Hı hı. Sonra o fotoğrafı Sinem'e gönderdiğini gördün mü? Hayır görmedim. Ben arka taraftaydım ama zaten ya. Araba kullanıyor. Sinem'e gönderebilir mi o sırada Faruk? Ben hiç bakmadım ama yemin ederim o an sadece hani... Tabii ki de gönderebilirim. Ya, o an ben hiç oturmuş hani şey olarak geçirdim. Hani gönderdi mi, göndermedi mi, ne yaptın hiç fikrim yok. Peki benzin istasyonuna geldiniz. Pardon. Geldik benzin istasyonuna. O arada ben Kınık'tan buraya gelirken Taner'i Kınık'a gönderdim. Dedim beyaz bir araba bulabilecek misin orada bir bak bakalım dedim. Biz İsmail'e yardım etmek için uğraşıyoruz. Ama Taner'in ifadesinde de Faruk özür dilerim. İsmail'e yardım et. İsmail'e eğer gerçekten özür dilerim ama bunu söylüyorum. Yani ikinize de söylüyorum sadece sana değil. Seher'e de söylüyorum. Amacınız İsmail'e yardım etmekse gerçekten jandarmayı ararsınız, ambulansı ararsınız, aramamışsınız. Gelelim keşke, ikinci soruya. Sinem eşin senin ne zaman geldi? Neden ondan şimdi, kıyafet istedin? Evet. Oradan Beyzinc'den gelirken eşimi arada fotoğrafını attım. Seher'in fotoğrafını attım eşime. Evet. Dedim ki ya dedim kıyafet getir gel. Kızın hali perişan dedim. Her tarafı çok kötü dedim. Şimdi ben de şunu düşünüyorum. Hani İsmail'e de gönderdim ya elemanımı. Onu da getirecek gelecek. Ben olayı kapatın. Bir daha böyle bir işler yapmayın. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bizim haberimiz yok bu olayların bu kadar büyük olduğundan. Taner ifadesinde diyor ki. Taner ifadesi diyor ki beni aradı. Evet. İşte git sinemi al buraya getir dedi. Yani Taner arabayı aramaya gittiğini böyle bir şey anlatmıyor jandarmaya. Böyle bir ifadesi yok. Faruk. Taner'in böyle bir ifadesi yok yani. Görüntü mü dondu? Görüntü mü dondu? Evet, görüntü dondu. Ya böyle bir ifadesi yok. Taner gidip sinemi almak için gidiyor, geliyor. Taner'in dediğine göre konuşuyorum tabii ki. Sonuçta evet. Faruk duyuyor musun beni? Şu an yayında, sesin yayında, görüntüde sıkıntı oldu ama sesin yayında. Taner evet. İfadesinde diyor ki beni Taner geliyor. Evet. Evet. Eşimi almaya. O gitti. Eşimi buraya bıraktıktan sonra Kınık'a gidiyor.
Peki sen neredesin? O eşin oraya geldikten sonra normalde üzerine böyle ben kan varsa. Benzinliktesin. Benzinlikteyim. Seher'i ofise oturtturdum, kızım otur dedim. Sinema ablan gelecek, o senden ilgilensin dedim. O anda tabii benzinliğe gelenler var. Bu ne hal, ne oluyor falan filan diyerekten ben de olayın şokundayım. Ondan sonra Taner geldi, ben gittim bulamadım. Dedim ki Gırık Parkı dedim diyor. Gırık Parkı'ndan ilerideymiş, bizim haberimiz yok. Ama sen ifadende diyorsun ki o geldikten içeri girdikten sonra Sinem de onu söylüyor. Bir süre ortadan kayboluyormuşsun. Evet. Gitmişsin. Hatta bulamıyorsun. Kınık Parkı'na i̇şte gidiyorsun ben ama. Ben gidiyorum. Ortadan kaybolma değil. Ben Kınık Parkı'na gidiyorum. Ama o sırada zaten Kınık Parkı'na yani İsmail'i bu ama neden Kınık Parkı'na gidiyorsun? Olay Selendi Ormanı'nda olmuyor mu? Niye Kınık Parkı'na gidiyorsun? Tamam işte bakın hanımefendi özür dilerim. İşte Selendi Ormanı'nın olduğu yer Kınık Parkı'nın olduğu yer. Sizin öyle mi diyorsunuz? Kınık Parkı'nın 2 kilometre ilerisinde, 3 kilometre ilerisinde Didem Hanım. Peki. Yani Kınık Parkı'nın ilerideymiş. İsmail'i bulamayınca bu kez Seher'i mi çağırdın? Ben dedim ki ya dedim telefon ettim onlara ya dedim Seher nerede bu çocuk dedim yok dedim. Faruk abi dedi sen onu bulamazsın ben bile girdiğimiz yeri dedi hatırlamıyorum biz gelelim oraya dedi. Hala ambulans ve jandarma yok ortada devam edelim. Bir dakika. Bu arada doğru. Hayatına son verdiği ile ilgili bir bilgi netlik yok. Şüpheli bir ölüm var. Devam eden bir soruşturma tabii var. Otopsi raporuna göre zaten Faruk az önce açıkladım. Mersin Üniversitesi'nden evet. Çok değerli bir hekime sorduk. Önce çocuğu yani ölüm morluğu sırtında gerçekleşiyor. Kendi hayatına son verenlerin önce elleri ve ayakları morarıyor. Tıbbi Allah olarak. Allah rahmet eylesin. Demek ki çocuğu önce yerde bir öldürüyorlar. Kalıyor epey bir süre. Bulunmaya yakın ağaca asılıyor. Bu rapordan onu anlıyoruz. Varsa eğer bu iş cinayetse artık çıksın. Biz de böyle psikolojikten falan tamamen baskı altındayız. Biz de sıkıldık. Biz de yorulduk. İrem Hanım. Benim de var çoluğum çocuğum. Annem babam. Eşim var. Eşimin psikolojisi tamam bozuldu. Eğer bu iş cinayetse öyle deme, öyle çıksın deme. Artık yani. Suç bir şey varsa suç bireyseldir. Suçlu. Çocukları karıştırmayın. Suç bireyseldir. Faruk'un suçu varsa. O bilmiyorsa her bildiğin yalandır. Bunu gösterdi. Bunu gösterdi. Bir dakika. Medya Hanım bir dakika. Bir dakika. Adli makamları Faruk. Faruk bir şey soracağım. Nasıl buldunuz? Peki nasıl buldunuz? Neden eşini ve çocuğunu oraya götürdün ormanlık alana? Saat kaçtı? Ya Seher var yanımda. Ben nasıl? Şimdi çok zor durumda olan bir bayan var. Yanınızda. Eşime dedim ki sen de gel dedim. Ben şimdi Seher dedim bir şey istese ne yapabilirim dedim. O da geldi oraya. Ondan sonra bir tane ara var. Kınık Parkı'nı geçtikten sonra ara var. Burası mı dedik? Hayır burası değil. Oradan girdik çıktık. 3 tane araya girdik çıktık. En son Faruk abi dedi buraya da git bakalım dedim. Oraya da girdik arabayı gördük. Arabayı gördüğümüzde arabadan indik. İlk dediğimiz kelime İsmail abicim neredesin gel bak. Seher de getirdim. Kavga etmişsiniz. Gelin bak bu işi çözelim. Dediğimiz kelime bu. Peki oraya herkes gittiğinizde... Herkes orada bağırıyor İsmail diye. Oraya İsmail gittiğinizde cesedi kim buldu, nasıl buldu? Sen neden aşağı inmedin cesedin bulunması için? Ben iri yapılı bir adam olduğum için zaten inemem. Ben zaten korkarım cesetten falan. Öyle şey giremem. Ben ceset olduğunu da bilmiyorum. Ben dedi ki Seher, Faruk abi dedi aşağı doğru inelim dedi. O aşağıda kalmıştı dedi en son dedi. Ben de o da dedi ki... Taner dedi ki o zaman ikimiz bir inelim dedi. Ben zaten orada eşim var, elinde çocuğum var. Bir de iri yapılı bir adam olduğu için oyu kadar yokuşa inemem. Çıkamam da geri. İnsan bile geri çıkamam. Ondan dolayı ben inmedim. Ben eşim ve çocuğumun yanında kaldım orada. Peki Seher'in tavırları, hareketleri nasıldı Faruk? Perişan, bitmiş, çok zor durumda olan bir kadın halindeydi. Peki şu soruyu sana sorayım. Seher'in ifadesine göre ölmek üzere olan, bıçaklanmış, kan kaybeden çünkü Seher'in üstü başı kan içinde. Üstü başı kan ben içinde. Size bir şey daha nasıl? Söyleyeyim. Evet. Bakın ben size bir şey daha söyleyeyim. Seher şunu yanlış hatırlıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben sadece bildiğimi anlatayım. Kim ne düşünür onu da bilmiyorum. Seher'in burnu kanıyordu bence. Seher'in burnu kanıyordu. Seher bir şey söylemedi. Burun kanaması bile o kadar. Şimdi neden biliyor musun Faruk? Birincisi ben bilmiyorum. Ben çok yayın yaptım ve hekimlere de danıştık. Evet, üzerindeki kanlar sıçrama. Bulaş değil, sıçrama. Bir onu söyleyeyim izninle. Bir dakika lütfen. Öte yandan otopsi raporuna göre İsmail'in vücudunda bıçak izi yok. Bıçak yok yani. Ona ben de şaşırdım. Açıkçası ben de şaşırdım.
Biz şaşkınız o yani. O pistolü yüzden ne yapacağını belki bilememiştir. O kadar kan bulaştıysa bıçaklanmış olması gerekiyor. Bıçak izi nasıl olmaz cesette? Seher söyle. Bize gerçekleri söyle. Ablam ben gerçekleri söyleyeyim. Alsınlar kıyafetleri de, İsmail kıyafetleri de. Üstünde kan sana İsmail'in. Araştırsınlar. Sen çıksın bulduğunda ortam. Üzerinde sadece bu yeşil şey mi vardı Faruk? Yeşil mont, sweatshirt mi vardı? Ben montu görmedim. Ben yeşil, şu anda üzerindekiler vardı, bir de çanta vardı. Çanta fotoğrafta yok. Nerede çanta? Ben onu bilmiyorum. Nerede olduğunu. Hatta çantayı Seher şeyde öbür arabanın içerisinde unutmuş, jandarmalar götürdü gitti burada. Sonra yaktığını söylüyor. Çantayı yaktığını söylüyor. Sen aileyle görüşüyor musun babasıyla? Seher'in babası. Bildiğim kadarıyla görüşüyorsun. Şöyle görüşüyorum. Bana Allah razı olsun demeye geldiler. Yani çok şükür. Öyle görüştüm. Hatta Seher'in babasına dedim ki böyle böyle çocuğun başına bir iş gelmiş diye ben haber verdirdim. Son zamanlarda görüştün mü? Yüz yüze mi? Yüz yüze görüşmedim ama telefonla görüştüm. En son ne zaman görüştün telefonla? Mesela bugün aradılar. O bana dedi ki seni yayına bağlayacaklar mı dedi. Ben dedim canlı yayına bağlanacağım bugün dedim. Aslında dedim, sen de bağla, sıkıntı yok dedim. Tamam, Faruk bana şunu söyler misin? Aldığı darbelerden ölmek üzere olan bir insan. Şimdi mantığımızı çalıştırıyoruz, tamam mı? Evet. Ölmek üzere mantıklı olan bir insan. Sonra gidip ayak, bu arada yine otopsi raporuna göre boynundaki iz 1 santim. En az o ipin ya da o eşarbın ya da işte 2 santimlik bir materyal olması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla ayakkabı bağcığıyla bu çocuğun hayatına son verilmemiş. Fakat sonra ayakkabı bağcığıyla... O benim bilgim dahilinde değil. Evet, ben otopsi raporundan yola çıkarak söylüyorum. Boyundaki izlere bakarak hekimimizin söylediği bilgiyi aktarıyorum sana. Doğrudur. Doğrudur. Hukuken bilemem. Tabii. Bir ama de asıl kendi değil. Hayatına son veren kişinin elleri ve ayaklarında morluklar oluşur. Hı? Ha Faruk'cum. Geldi bu arada. İnanın böyle bir şey olduğunu bil... Buyur. Ekrandasın, görüntün de var ekranda. Devam edelim lütfen. Ben mi? Evet, şu anda canlı yayın geri geldi, evet. Ben hukuken bu açıklamaları bilmiyorum. Biz de doğal olarak bu olayın içerisinde biz de katil damgası yediğimiz için biz de gittik. Evraklarımızı aldık. Ama tabii aldık ama bilmiyorum ne olduğunu, ben de bilmiyorum. Ben de inanın normal vatandaşlar izliyor gibi izliyorum artık. Yani ne olduğunu ben de anlayamıyorum. Benden bir insan yardım istedi, koştum. Yine olsun yine koşarım. Ha ama bir dahakinde tedbirli koşarım. Peki sana acaba Seher o iş, yalnız değil miydi? Biri yanında olabilir mi sence Faruk? Kesinlikle tahmin etmiyorum. Peki bıçaklanmadığı halde. Alo. Tamam, dinliyorum. Ben seni dinliyorum. Birinin ona yardım etmesi evet, lazım. Neden yardım etsin? Neden Seher onu öldürmek istesin? Ben de onları düşünüyorum. Ben de kendi kendime soruyorum. Neden Seher acaba mesela, kendisini korumak İsmail isterken kötü bir şeyler kendisini korumak isterken öldürmüş olabilir mi? Sesim geliyor mu? Duyuyorum. Ben sen sorumu duydun mu? Kendisini herhalde yine seste problem var. Zorla kaçırılmak istenen her şey yapabilir. Bununla ilgili bunlar hiçbir şekilde mu? Bak sana şunu söylüyorum. Zorla kaçırma meselesi, arkasından bana istemediğim şeyler yapmaya çalıştı, benle birlikte oldu şeklinde Seher'in oldu demedi ifadesi. Canım şimdi. Birlikte olmak demedi. İstedi. Birlikte olmak istedi ifadesi Seher'in ifadesinde yok. Neden? Bunu neden Seher söylemiyor jandarmaya? Anne babasına ben aynısını söyle, ben ona sordum. Savcılıkta beraber orada dışarıda şey yapıyorduk. Kızım neden söylemiyorsun? Faruk abi dedi. Ben daha önümde benim bir sürü yıl var dedi. Peki Faruk, neden söyleyeyim dedi? Her neden türlü soruyu, her türlü bu olayın ben senin özel hayatın beni ilgilendirmez. Ama olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla. Ben de bu açığa çıkmasını istiyorum. Tabii. Olayla iddiası olduğu için bunu dile getirmek durumundayım. Çünkü iddia öyle. Senin evet. Ve Seher'in sevgili olduğu iddiası var. Allah'a çok şükürler olsun ki Allah'a da